kaçıncı kilometreydi? Kilometre şimdi aklıma gelmedi ama tarihi ipek... Batı kaydımız var. Baja yarışları için dünya çapında bile güzel bir... Bu sayede buralarda yer alabiliyoruz. Bunu kırmak için de bizim Asya vermiş kadınlara. Ben de şu anda Kız Gibi Offroad Kulübü'nün başkanıyım. Otomobil sporuz. Otomobil sporlarından konuşuyoruz. Otomobil sporlarını takip ediyoruz. Herkese coğrafya. Geçen sene yarışın son 3 kilometresine kadar yarışın bittiği belli. Yani hem offroad gibi hem rally gibi ikisinin arasında bir şey. 36 Kasım hiç olmamış. Başarılar diyorum yarışmacı arkadaşlara. Gerçekten çok zor olacağını eminim. İsmim Volkan İşler. Ödülle beraber yarışıyoruz. Ben kofret olarak. Dans, müzik, eğlence, gece epey renkli geçecek gençler için. Bizim ev sahipliği yapmamız, en azından destek olmamız çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Gökay Başkanım bu tür hazırlıkları yaptı ve gelecek yıllarda bu tür yarışların, özellikle otomotiv yarışlarının daha etkin bir şekilde planlamak istiyoruz. Tabii partnerlerimizle birlikte aslında biz yerel yöneticiler bunun zeminini hazırlayabiliriz ve istekler doğrultusunda bütün organizasyonları yaparız. Biz başkanımızın liderliğinde ve vizyonunda Bursa'yı her alanda bir marka kent yapma hayalimiz var. Çünkü Bursa gerçekten de inanılmaz bir lokasyonda. Doğasıyla, sanayisiyle, tarımıyla, insan kaynaklarıyla, yabancı sermayeli şirketlerin bulunmasıyla, özellikle otomotivin Türkiye üzerinde başkent olmasıyla çok önemli bir lokasyona sahip. Marmara'nın tam kilit noktasında biliyorsunuz işte nüfusun neredeyse bu körfezde 35 milyon civarında insan yaşıyor. Sosyoekonomik durumu göreceli olarak diğer bölgelere göre çok yüksek, eğitim düzeyi çok yüksek, üretimin çok büyük bir kısmı bu coğrafyada, bu bölgede yapılıyor. O zaman bu kadar kıymetli verilerin bu kadar kıymetli tabanlı olduğu yerde bizim de başkanımızın liderliğinde Bursa'yı daha yukarıya çıkarabilecek, Türkiye'nin gündemi olabilecek, gündem yaratabilecek etkinliklere, bunlar cross olabilir, kültür olabilir, sanat olabilir. Özellikle Gökay'a çok teşekkür ediyorum. Çok emek harcıyoruz. Sporun bütün branşlarına inanılmaz destek oluyor. Bize düşen de sizlerin arzularını, isteklerini yerine getirmek. Onun için öncelikle biz teşekkür ediyoruz. Çünkü Bursa'yı bir anlamda tanıtıyorsunuz. Sporcu arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı, keyifli bir yarış diliyorum hepinize. Sağ olun. Siz sporcularımızdan da biraz sonra yorumlarını dinleriz. İnşallah bu sene çok daha güzel etaplarda bu yarışı tekrarlayacağız. Tamamen farklı etaplarda yapıyoruz. İlki yarın Demirtaş Barajı'nda bir seyirci etabı yapacağız saat 16 gibi. Onun hemen öncesinde 15.30'da da burada bir Senonomik Start yapacağız. Orada da sizleri bekliyoruz. Cumartesi ve pazar 4 tane etabımız var. Bursa'nın bu sene farklı bir rotasını tanıtıyoruz. Biz aslında bu 6. baja yarışı Bursa'daki. İlk 4'ü kupa şeklindeydi. Geçen sene baja Türkiye şampiyonası formatını aldı ve artık Türkiye şampiyonası. Sizlerin de desteğiyle, bütün Bursa'nın desteğiyle çok güzel bir yarış yaptığımızı eminim. Bu sene de güzel olacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bu arada çok teşekkür ediyorum. Bizim her zaman yanımızdalar. Onlar olmazsa da çok zor oluyor. Çünkü devletin desteği olduğu zaman birçok şeyi birçok konuda çok daha rahat çözebiliyoruz. Bu yarışlar Bursa'nın tanıtımı açısından çok çok önemli. Ve bunun için de biz her sene farklı bir rotada yarış yapmak istiyoruz ki şehrimizi turistik alanlarda da tanıtmak. Çünkü Bursa gerçekten tarihi ve turistik değeri olan bir şehrimiz. Ben çok fazla sizleri şey yapmak istemiyorum, vaktinizi almak istemiyorum. Sözü başkanımıza. Çekiyorum. Çok sağ olun.